Birine bir derdimizi anlatırız. O da bize genelde şöyle der. Boş ver, takma kafana, geçer, bu da geçer. Oysa ki ben hep şunu derim. Yahu takmayabilsem zaten takar mıyım? Boşa verebilsem zaten üstünde durur muyum? Dolayısıyla şu an günümüzde çokça pompalanan gene bir şey var değil mi? Kafaya takma, üstünde durma, hoşuna gitmeyen insanları hayatından ele. Sanki mümkün, sanki her zaman kolay. Kocayla, anneyle, babayla, çocukla nasıl mümkün olacak? Çok da o kadar kolay değil. Ben tam tersini söylüyorum. Kafaya takmak kıymetli bir şey. Neden kıymetli bir şey? Çünkü o kafaya taktıklarımız üzerinden çalışma yaparak ve o kafaya takma işini abartarak, içine bir sürü bilinç ekleyerek, yeni bakış açıları ekleyerek yeni bir bene doğru büyümek mümkün. Kafaya takmamanın içinde bir büyüme fırsatı yok. Kafaya takmamanın içinde bir pansuman var. Günlük dertleri yok sayma. Oysa ki gelişim yolculuğu ya da mutluluğun öğrenilebilirliği dediğimiz şey, kafaya taka 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 neden kafaya takmayabiliriz öğrenme yolculuğu. O kafaya taktığım şeylerin içinde benle ilgili kısmı görebilme, benle ilgili kısmın sorumluluğunu alabilme ve yaşamda neyi farklı yaparsam daha az dertlenen, daha çok olumlu duygu üreten tarafta olabilirim. İlişkilerimi değiştiremediğim ve hayatımda eleyemediğim insanlarla ilişkilerimi daha olumlu tarafa nasıl çekebilirim? Bunu öğrenmek. Bunun için kafaya çokça takmamız ve kafaya taktığımız şeylerin içindeki sorumluluğumuza odaklanmamız gerekiyor.